Hacmi 1 litre olan kapalı bir kabın içinde 1,2 mol karbon monoksit, 1,5 mol hidrojen gazı ve 2 mol metanol gazı var. Evet, sorumuz sabit sıcaklıkta bu sistem dengeye gelirken toplam basınç nasıl değişir? Şimdi kabın içindeki karbon monoksit gazı 1'e 2 oranında hidrojenle tepkimeye giriyor ve sonucunda metanol gazı açığa çıkıyor, değil mi? Ve bu tepkimenin tersinir bir tepkime olduğu gösterilmiş. Aynı zamanda bu tepkime için denge sabiti belli bir sıcaklıkta 14,5 olarak verilmiş. Sıcaklığın tepkime boyunca sabit kaldığını da biliyoruz. Bu problemi iki kısımda çözmeye çalışacağız. İlk kısımda tepkime oranını kullanarak sistemin denge de olup olmadığını bulmaya çalışacağız. O zaman öncelikle bu tepkimenin tepkime oranını bulalım. Tepkime oranı Q eşittir. Ürünlerin derişimi CH3OH yani metanol bölü hidrojen gazının derişimi, stokiyometrik kat sayısı 2 olduğu için üzeri 2, çarpı bir de karbon monoksit derişimi. Bu gazların derişimlerinin yerlerine yazarak Q'nun soruda verilmiş olan zamandaki değerini hesaplayabiliriz. Gazların derişimlerini hesaplamak için de 1 litre olarak verilmiş kabın hacmini ve mol sayılarını kullanabiliriz. Molar derişimin mol sayısı bölü hacim olduğunu biliyoruz. Burada her şeyi 1’e böleceğimiz için başlangıç anındaki derişimler mol sayılarıyla doğru orantılı olacak. Öyleyse karbonmonoksitin başlangıç derişimini yazmak istersek 1,2 molar olarak yazabiliriz. Hidrojeni de böylelikle 1,5 molar ve metanol de 2 molar olarak yazalım. Sırada bu değerleri Q ifadesine yerine koymak var. Pay kısmına 2, paydaya da 1,5'in karesi çarpı 1,2 yazarsak hesap makinemiz bize soruda verilmiş andaki Q değerini 0,74 olarak verir. Burada ilk olarak Q'nun KD'ye eşit olmadığını görüyoruz. Bu da bize sistemin dengede olmadığını ifade ediyor. Dengede değil. Aynı zamanda bize basınçların da değişeceğini söylüyor. Çünkü sistem denge haline gelmeye çalışıyor. İlk kısmı böylece tamamlamış olduk. İkinci kısımda ise tepkime oranı Q'yu kullanarak derişimlerin nasıl değiştiğini bulmaya çalışacağız. Tepkime oranı Qc'nin K'dan küçük olduğunu bulmuştuk. Bunu aynı zamanda sayı doğrusu üzerinde de gösterelim. Q'nun alabileceği bütün değerlere bakarsak eğer Q sıfır olduğunda sadece girenler, Q sonsuz büyük olduğu zaman sadece ürünler olduğunu biliyoruz ve arada da alabileceği diğer değerler var. Bizim burada ilgilendiğimiz asıl nokta Q ile K'nın değerlerini karşılaştırıp tepkimenin hangi yöne doğru kayacağını bulmak. Q'yu sayı doğrusu üzerinde yerine yerleştirirsek aşağı yukarı burada bir yerde olacak. K 14,5 o da ortalama burada bir yerde olmalı. Q'muz burada, K'mız da burada. Sayı doğrusunda da Q'nun K'dan küçük olduğunu görmüş olduk. Şimdi tepkime bu haldeyken Q'yu K'ya yaklaştırmak için derişimleri sağa doğru kaydırmaya çalışacak. Yani tepkime ürünlere doğru kaymaya başlayacak. Yukarıda tersine tepkimeye de bakacak olursak tepkime ürünler tarafına doğru kaymaya başlayacak. Bunu belirtmek için de üstteki oku daha kalın yapıyorum. Bu bilgiyi de sorunun bizden istediği toplam basınç değişimine bağlayabiliriz. İçinde bir sürü gaz molekülü barındıran bir sistemin toplam basıncının sistemdeki gaz molü sayısına bağlı olduğunu biliyoruz. Dengeyi ürünler yönünde kaydırdığımızı bulmuştuk. Ürünler tarafında 1 mol gaz üretmek için 3 mol gaz harcıyoruz. Yani daha az gaz molekülü olan tarafa doğru dengeyi kaydırıyoruz. Böylelikle dengeyi ürünler tarafına kaydırırken sistemdeki gaz molekülü sayısını azaltmış oluyoruz. Bu da toplam basıncın azalmasına yol açıyor. Sonuç olarak sorunun cevabını QK'dan küçük olduğu için sistem dengeye gelirken toplam basınç azalır şeklinde bulmuş oluyoruz.